Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bu arada burayı hatırladınız mı? Çok eski videolarımı izleyenler burayı hatırlayabilir. Burada eski videolarımı çekiyordum, formumu falan gösteriyordum. Teyi yıllar önce, bir sene önce falan. Bu videonun konusu şu olacak. Spor salonu kuralları. Yani bunu aslında aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz şeyler. Yani bir insan içinde nasıl davranmalısınız? Hani az çok herkesin bilmesi gereken şeyler aslında. Hani bunu söylememe bile gerek yok. Ama içeride bir tane tablo gördüm. Böyle çok tatlı, şirin bir tablo. Bu tablodaki işte yazan maddeleri size göstereceğim. Belki okursunuz, belki dinlemezsiniz ama uygularsanız güzel olur yani. Hani çünkü yani insan içinde nasıl davranmamız gerektiği önemli. Gerçekten buna dikkat edin yani. Hem insanların içindeki değeriniz de artabilir. Hani daha terbiyeli, daha böyle düzgün bir insan olmaya özen gösterebilirsiniz. Bakın bahsettiğim olay şu. Şuradan başlayalım birincisinden. Yani dışarıda kullandığınız ayakkabılarla lütfen fitness salonuna gelmeyin. Yani şimdi düşündüğünüz zaman haklı. Çünkü dışarıda ya bazen yağmur oluyor. Yağmur olmasa bile yani yere basıyorsun, ayakkabının altı toz oluyor falan. Burada hani dışarıda kullandığınız ayakkabılarla fitness salonuna gelmeyin. Herkes yanında iki tane ayakkabı taşıyacak diye bir şey yok. Ama en azından ayakkabınızın altını spor salonuna girerken yerde havlu falan oluyor böyle temizlemek için. Orada temizlemeyi unutmayın. Çünkü spor salonun içini pisletmeyin yani. Aynı şekilde tuvalete falan girdiğiniz zaman da, tuvalete girdiğiniz zaman çıkarken ayakkabınızın altını bir silseniz gerçekten güzel olur. İkincisi, bir tekrar dışarıda kullandığınız ayakkabılarla fitness salonuna girmeyin. İkincisi, yanınızda ter havlusu getirin. Emojilere bakın yalnız. Yani ter havlusu önemli çünkü birisi antrenman yapıyor mesela bench'te, atıyorum bench press yapıyor. Bench'ten kalktığı zaman orada ter oluyor yani o. Bir sonraki çalışan veya salon kalabalıksa hemen ondan sonra gelecek. Yani iki kişi çalışıyorsanız hiç hoş olmaz yani. Biraz eleştiri yapın. Eğer birisiyle çalışıyorsunuz, o kalktı, bir bakacaksınız bench full ter. Yani insan rahatsız olur yani. Ben de rahatsız olurum. Şahsen ben böyle bir şeyle karşılaştım. Birkaç kere karşılaştım ve adama dedim, kardeşim şuraya siler misin dedim. Birlikte çalışıyoruz. Burayı sil yani bir şekilde falan dedim. Yani eğer bu şekilde konuşulmasını istemiyorsanız sizle, hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Antrenman sırasında set arası dinlenmenizi çalışan aletler üzerinde yapmayın. Yani aslında haklı ve özellikle yoğun saatlerde. Yani saat 7 gibi, 6, 7, hatta 5'ten başlayın. 5, 6, 7, 8, 9 gibi. Yani boş boş oyalamayın. Çünkü herkesin vakti değerli yani. Gelip adam seni beklemek zorunda değil. Bir sonrakine geçelim. Kullandığınız ağırlıkları lütfen yerlerine bırakın. Artık bu klişe olmuş. Emoji çok tatlı değil mi? Yani bu da gerçekten güzel bir olay. Hani yaptığınız spora saygınızı da gösterir aslında bu. Gerçekten dikkat etmenizi isterim. İşte diğerleri rahatsız etmeyin diyor. Yani doğru söylüyor bu. Kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok tabii ki de. Yine spor yaparken de buna dikkat edin. Kimseyi rahatsız etmeyin yani. Adam gibi gelin, antrenmanınızı yapın. Gidin. Bir sonraki çalışmanız lütfen diğer üyeleri rahatsız etmeyecek kıyafetlerle yapın. Yani kilotlu antrenman yapmayın. Yani böyle bazı salonlarda mesela kadın yerleri ayrı oluyor, erkek yerleri ayrı oluyor. Oralarda hani her yerde erkek varsa, gerçi onlar da rahatsız olabiliyor. Yani yine de kıl kıyafetinize tabii ki de dikkat edin. Sonra bir sonraki, her üyenin bunu söylemek bile, insan söylerken bile utanıyor. Ama söylemek gerekiyor çünkü gerçekten bunda çoğu insan dikkat etmiyor. Yani şöyle tekrar göstereyim. Çok da fazla üzerinde durmak istemiyorum açıkçası. Dediğim gibi ben gösterirken bile utanıyorum yani. Buna dikkat etmeyen insanlar gerçekten toplumda hiçbir değeri kalmıyor. Hele ki o an hiçbir değeri kalmıyor. O adam o kokuyu alan kişi onu tanıdığı boyunca hep o an aklına gelir ve asla değerli bir insan olamaz yani o. Koşu bantlarını yoğun saatlerde 20 dakikadan şey 20 dakika, en fazla 20 dakika kullanın. 20 dakika zaten hani gayet iyi bir süre. Ondan sonrasını evet yoğun saatlerde, bu kısmen haklı kısmen haklı değil, tartışılabilir bir konu. Ama yoğun saatlerde spor salonunda biraz destek olma amaçlı, aynı şekilde diğer üyelere destek olma amaçlı çok da fazla meşgul etmeyin yani. O da haklı da olabilir, haksız da olabilir dediğim gibi. Burada bu spor salonu adı yazıyor. Spor salonu yönetimi belirlenmiş olduğu TV kanalları, müzik ses statlarının dışında çıkılmamaktadır. Yani bu spor salonunun kuralı, tabii ki saygı duyabiliriz ama daha samimi ortamlarda, daha samimi spor salonlarında
kasa neredeyse yani bilgisayar neredeyse oraya gidip kendi istediğiniz müziği rica edip istediğiniz müzikle antrenman yapabiliyorsunuz. Ama tabii bazı kurumsal yerlerde bu çok da mümkün olmuyor. Sonra bir sonrakine geçelim. İşte çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarla gelenler varsa çocuklarınızın salonuna sahip çıkın demek istiyor. Soyunma odalarını dolaplarda eşya bırakmayın. Bazı salonlarda tabii ki parasını veriyorsunuz. Aylık olarak, işte 2 aylık olarak veya haftalık olarak dolabı kiralayabiliyorsunuz. Eğer bulunduğunuz salonda öyle bir şey yoksa buna dikkat edin tabii ki. Orada bırakmayın. Tahmin ediyorum genelde salonlarda akşam saatlerinde, yani hepsinde değil de çoğunda akşam saatlerinde bütün dolaplar kontrol ediliyor. İşte kilitli bırakılırsa kilitler kesiliyor ve çöpe atılıyor diye biliyorum. O yüzden buna da dikkat edin. Eşyalarınızı falan bırakmayın. Lütfen soyunma odalarında soyunurken havlumuzu kullanalım. Yani bu kadar da rahat kimse yoktur herhalde. Soyunma odasında çırılçıplak gezen kimse yoktur diye düşünüyorum. Ama gerçekten var yani. Var böyle insanlar. Bir de dostlarım, kurallar bu kadardır. Genel olarak kurallar güzel. Bir de size şunu demek istiyorum. Bazen spor salonuna giriyorum. Bazen değil. Bütün spor salonlarında. Abi salonuna giriyorum. Her yerde bir uyarı var. Ya her yerde bir kağıt yazıyor. Mesela tuvalette kağıtlı, işte kullandığınız kağıtları lütfen klozete atmayın, çöp kutusuna atın. Yani bunu orada yazmasına gerek yok. Yani gerçekten onu orada yazmaya gerek yok yani. Sonra suyu açık bırakmayın gördüm ya. Suyu açık, neden suyu açık bırakıyorsunuz? Bunlara gerçekten dikkat edin. Mesela burada bir tane var. İşte az önce bahsettiklerimizden bir tanesi. İşte benim de bahsettiğim şeyi yazmışlar aslında buraya. Kilidi açmak zorunda kalırız. Yani kilidi çöpe atarız. Eşyalarınızı burada bırakmayın demek istiyor. Mesela bak bütün dolaba yazmışlar adamlar tek tek. Yani bunları aslında yaptırmamamız gerekiyor. Ya bazı salonlarda bir soyunma odasına giriyorsun. Her yerde uyarı. Al bir tane daha uyarı. Spora gelirken kişisel bakımınıza dikkat edin. Bu spor salonunda hani böyle çok fazla uyarı yapmamışlar. Sadece temel şeyleri yazmışlar. Dikkat edilmesi gereken, ama emin olun bana o koridorlarda, Dumbledore'larda, sonra diğer soyunma odalarında böyle çalışma alanlarında hep bir uyarılar var. Mesela burada yine bir tane daha var. İşte dolabımızda falan filan kilitle alakalı yine. Ya şu tuvalete içine girsem kesin o bahsettiğim olay da yazıyordur. Sonra şu bu kapıda bir sürü kurallar yazıyordu. Hepsini kaldırmışlar. Bunlar güzel olmuş aslında. Yani demek istediğim bazı uyarılar yani yazılmasına gerek yok. Burası farklı bir yer değil. Yani hani burada her şey bedava, sonuna kadar kullanayım. Siz böyle suyu sonuna kadar açayım, duşta saatlerce kalayım. Bu kafada olmayın. Yani her zaman düzgün bir insan olun. Gelin, ihtiyacınız olan kadar kimseyi rahatsız etmeden gelin, üstünüzü değiştirin, sporunuzu yapın. Duş alacaksanız fazla ziyan etmeden gelin, ihtiyacınız kadar efendi gibi duşunuzu alın. Gideceksiniz de aynı şekilde efendi gibi üstünüzü giyin, temizliğinize dikkat edin, gidin. Yani dediğim gibi orada uyarılar yazması aslında bizim insanımızın böyle bir eksisi olduğunu düşünüyorum. Keşke yazmamış olsa. Bu konu hakkında başka söyleyecek bir şeyim yok. Gym kurallarından, spor salonu kurallarından bahsettik. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Video like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor. Vanne Yıldırım zaten. Kendinize çok iyi bakın. Peace out.